Dubai Downtown isimli yerdeyim. Dubai'nin merkezi burası. MR yapılarından, gökdelenlerinden oluşuyor. Aynı zamanda karşıda da ünlü markamız JZM Bruan şubelerinden bir tanesi var burada. Merkezde gökdelenlerin arasında yürümeye devam ederken aynı zamanda sol tarafta da Dubai Mall var. Şimdi ben de oraya gireceğim. İçeride neler var bir göreceğiz. Dubai Mall'ın içerisindeyim. Dubai Mall'ın yanında da tüm görkemiyle dünyanın en büyük, en uzun, en ihtişamlı binası Burj Khalifa. Dubai Mall'da gerçekten hayatımda hiç duymadığım, görmediğim birçok marka var. Asabi alışveriş merkezi. Gucci'ymiş, Dior'muş, Prada'ymış. Pek de umurumda değil açıkçası söylemek gerekirse. Harika bakar geçerim. Gerçekten gördüğüm en güzel Nike mağazalarından. Ozan sen seversin. Gelmişken Dubai Mall'da da bir Apple Store'a girmek istedim. Fiyatları şimdi sizinle paylaşacağım. Şöyle baktım, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus. Tıklayınca fiyatları gösteriyor hemen dirhem cinsinden. 4 Pro Max 4699 dirhemden başlıyor. Takribi 24-25 bin lira civarı olması gerekiyor. 14 Pro ise 4299 dirhemden başlıyor. Buna takribi fiyatı 22.000 küsur civarındadır TL olarak. Bir diğeri 14 Plus 3799. Hemen burada Macbook Pro 16 inç'in fiyatı yaklaşık 10.599 dirhem. Yine bir 55-60.000 lira yapıyor zannedersem. 4 inçlik bir Macbook Pro'muz var. Bunun fiyatı ise 8499 dirhem. Jumeirah'ın en ünlü beachlerinden bir tanesi olan Kite Beach'e geldim. Burası da bana tıpkı Venice Beach, Los Angeles'taki gibi kaykaycıların, skateboardçuların harika hareketlerini sergiledikleri lokasyonlardan biri gibi geldi. Az önce çocuğun çok güzel bir backflip'ini kaçırdım. Geldim. Burası yaklaşık 1780'li yıllarda inşa edilmiş binalardan oluşuyor. Az önce gördüğünüz mağazalarda eski tüccarlardan kalma mağazalar. Şehrin yeni yapılarıyla birlikte günümüzce güncel haliyle restore edilen bu lokasyon şehrin iki yönünü aslına bakarsanız birbiriyle buruşturuyor diyebiliriz. Bu tarafta eski binalar, yapılar varken tabii çok küçük bir lokasyon, yaklaşık kilometrelik alana inşa edilmiş bir lokasyon. Aradan nehir geçiyor ve güzel gökdelenlerle birlikte buluşuyor. İçerisinde birçok yöresel ve hediyelik eşya alabileceğiniz mağazalar mevcut. ziyaret edici bir lokasyon. Ülkesi gerçekten çok güzel. Harika köy diyebilirim. Ben böyle çok sevdim. Birazdan da ortamdaki meşhur Starbucks'a oturacağım. Bugün bayağı bir yol yaptım. Biraz dinlenmek istiyorum. Tarafta da mağazaları görebilirsiniz. Old Town'da ilerlerken çok tanıdık bir yer çekti. Son zamanlarda Instagram'da, YouTube'da vesaire gördüğüm Starbucks gerçekten çok otantik, çok güzel bir yer. Böyle çok yakışmış diyebilirim. Herkes önünde fotoğraf çekiliyor. Red Dune çölündeyiz. Buranın en güzel manzarasının olduğu, aynı zamanda da güzel çöldeyiz. Arkadaşlar, farklı safari turuyla başladık Red Dune Desert'te. Kamerayı doğru düzgün tutmak çok zor. Red Dune'daki zorlu turu tamamladıktan sonra bizi böyle farklı bir çöle getirdiler. Burada etkinlik alanları var. İçeride alevli gösteriler yapacağız dediler. Bakalım neler yapacaklar. İçerisi bu şekilde. Arkadaşlar, Dubai'nin en ünlü galerilerinden bir tanesine geldim. Burada gerçekten dünyanın en popüler, en pahalı araçları bulunuyor. En nadide araçları bulunuyor. Buraya biraz küçük kardeşimin isteği üzerine geldim. Biraz da sizler için video çekmek istiyorum içerisinde. Neler var neler yok görelim bakalım. Araba tutkunlarını gerçekten heyecanlandıran bir galeri burası. Dünyanın gerçekten en özel arabaları var. Benim de burada favorim var gerçekten. 918 Spyder. Harika bir araba. McLaren'in en güzel arabaları var. P1 zannedersem bunlar. Sarı hem turuncu renkli. Lamborghini'lerin bin bir türlüsü var gerçekten. İnanmak değil. Zor bunlara. İstiyor modeli Burak'ın. Harika bir klasik Aston Martin var. Güzel olarak koymuşlar buraya. G-Wagonların her türlüsü. Özel modifiye edilmiş bir 488 Spyder var. SF 90'lar, Ferrari'nin en son modelleri. Dubai'de Rolls-Royce'lar özellikle taksi gibi her köşe başında bir Rolls-Royce görebiliyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Biraz farklı Mercedes Edition zannedersem. Çok güzel bir iç tasarımı var. Bayıldım gerçekten. da yine dünyanın en özel arabalarından, en sayılı arabalarından olan Ford GT'den 2 tane var. Arkalarında da Bugatti Chiron ve yine Bugatti Chiron var. Bu da Bugatti'nin en özel modeli. Cinquecento olması gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir araba. Pardon, Divo'ymuş bu. Bizdeki bayilerdeki gibi Solt etiketi var. La Ferrari'lerin her rengi var burada. Muhteşem. Gerçekten muhteşem arabalar. İstediğiniz rengi seçip alabiliyorsunuz rahatlıkla.